Merhaba, Ustura programına hoş geldiniz. Geçen hafta yine Kemal'le beraber değildik ama özleyenlere ya da merak edenlere söyleyeyim. Bu program böyle devam edecek. Avrupa'da şehirler arası dolaşmamız nedeniyle bazen onun tiyatrosundan dolayı, bazen benim gazete ve diğer programlardan dolayı aksamalar oluyor ama bu program Ustura, bana göre Ustura, ona göre tıraş. Evet. Be dedi. Evet, ben buradayım. Yani, vallahi buradayım. Yani. Benden kurtuluş yok veya kurtulamıyor. Ha, biraz sakallarım uzadı bu arada. İki hafta görüşmedik. Hastalandım. Ha, geyik olsun diye söylüyorum. Yo, bayağı hastalanmıştım ama yani geçmiş olsun. Geçti. Neyse, sonuna geldik. Neyse yani evdekilere yaklaşmak, çocuklara yaklaşmak yasak dedim ama sen dedin ki yok, onlardan onlardan gene, bana geçti. Kesinlikle sırayla dolaşıyor. Onlar okuldan kapıyor. Herhalde. Ama onlar okulda bana, onları yatırmadı, beni yatırdı. Seni... Ben pek kolay yatmam ama yattım, 2 gün yani, yattım valla yani. Evet, 2 gün önce seni aradığımda yani dedim gidiyor abi. Yok be ne? Yok be. Acı patlıcanı kıracağız be. Hep gene biz ne toprağı be hiç. Ne olacakmış bize? Bana bak, şu dünya çok karışıyor. Felaket. Çok hele karışıyor. Paris. Hele Fransa. Gene bir devrim geliyor, ne oluyor? Ya? Yelek sarı sen, yelek sen. Yelekten ya, sarı sat. Ben bu renklere takılmıyorum. Renkli devrimler beni şey diyor yani. Böyle acayip. Mesela bir turuncu devrim var değil mi? Şimdi renk açılıyor gittikçe. Renk açılıyor. Ama o bir fotoğrafı verelim ya. Yelek sarı sen, yelekten sarı san. Ya nasıl ya? Yani ya, çok güzel. Ya, bayıldım güzel, baksana şuna ya. Vay be. Yelek sarı sen. Yelekten sarı san. Bana bak, oraya geziciler sanki tünemişler gibi geldi bana. Bu, şimdi bak, önceki gün Hilal'le konuştum ben. Paris'teki kalkışmayı da geziciler tertiplemiş olmasın. Osman Kavala'nın parmağı var mıdır bu işte? Travailleur. Aha. Gezici. Gezici. Tabii Fransızlar şimdi bana gülecekler ama yani karşılığı da bu, ne yapayım ya. Yani. Belki varsa beni düzeltsinler ama tabii Fransızlar bizim gibi değil. Yani gayet ciddiler. Önceki gün Hilal işlerinden dolayı Fransa'ya gitti. Ki biz Cenevre sınırındayız. Dedi ki ya yarın eylem var. Ne eylem var dedim. Sarı yeleklilerin eylemi var dedi. Bizde de çok ciddiye alıyorlar. Çünkü bu ya, gazetecilerin adını pek ciddiye almıyorum artık. Kim olduğunu unuttum. Onlardan bir tanesi yazmış. Bilmem kaçından tarihinden itibaren, işte 27 Kasım'dan itibaren Türkiye'de sarı yelek alan herkes teröristtir evet, diye. Evet, evet. Fatih'in şeydi galiba. Yazısıydı galiba. Ben öyle hatırlıyorum. Öyle bir şey gördüm. Bilmiyorum neyse, kimin olduğunu ama. Yani ya, sarı yelek. Sarı yelek. Mesela, ben oralara takılmıyorum ama bugün dünyayı sarsan önemli eylemler gerçekleşiyor Paris'te bence. Biliyorsun işte Paris 1789'da başlayan o süreç 1793'e evrilmesi, Danton'u kusması, Robespierre'i kusması, işte mağarayı kusması, arkasından Napolyon'u dahi kusması, yani bir diktatörü bile kusması enteresan bir şey değil mi? Yani bütün devrimlerin kapılarını sanki hep bana Paris açmış gibi geliyor. İşte ben dünkü yazımda onu belirttim. Yani Marx'a da yoldaşlık eden Robespierre'dir. Yani Robespierre Marx'a yol açmıştır. Marx'ın hani en önemli kaynaklarından bir tanesi Robespierre'dir. Ne enteresan. Kesin çok önemli bir devrim bir kere yani. Biz şey zannediyoruz, devrim oldu ya da bir hareket oldu, başladık. Ondan sonra ertesi gün niye iktidarda değiliz? Halbuki her zaman iktidarda olmak zorunda değiliz. Bu bir şeyin başlangıcı olabilir. Ben diyorum ki Fransız devrimi dünya demokrasisinin
adına baş tacı da diyebilirsin. Başlangıcı da diyebilirsin. Bir sürü olayın nedeni işte yani ne bileyim ben kadın hareketinde kadın hareketinin mücadelesini verenler ve ölenler var. O bir başlangıç. Bence bir Mayıs evrim yani. Evrim aynen dediğin evrim, gibi. Tam bir evrim. Evrim. Hepsinin bir evrim noktası var. Ne diyordu var. Robespierre? Devrim süreklidir. Yani durmak bilmez. Orada şey var ya işte tarihe geçsin diye konuştum. Beraat etmeyeceğiz diyor yani. Biz yarın gene giyotine gideceğiz. Gideceğiz evet. Hiç niye konuştum bu kadar diyorlar? Tarihe geçsin diye konuştum. Not düşsün diye. Tarihe not düşsün diye. Devrim süreklidir. Şimdi o açıdan da hani Paris'teki bu eylemleri bu kadar basite almak ve geçiştirilecek bir konu olmadığını düşünüyorum ben. Yani bizim gezi eylemlerine benzer bir şekilde başlayan bir şey ama çok aynı noktalarda tutuşmayan, buluşmayan ama bir anlamda da bir şeylerin provası gibi görüyorum. Yani ya sanki 68-78 kuşağından sonra sanki bir 2018 kuşağı sanki, çıkıyormuş gibi bir dünya böyle bir... 8 gene geldi değil mi? Evet bir 8, hep 8 var. 8'in tersine yani yana çevirdiğinde sonsuzluk işareti olduğunu bildiğin için. Evet. İşte böyle bir 8'in büyüsü var diye düşünüyorum ben. 68-78-2018 enteresan yani. Evet. Şeyde de 1789'da aslında 8 yani 8 duruyor. Şu anda da bütün başladığı noktalar. Bütün gün konuşmak istediğim konu esasında Erdoğan'ın gezi korkusu ama oraya gelmeden önce bir sürü şeyi paylaşacağım. Neden buraya geldi diye Erdoğan'da ciddi bir gezi korkusu Paris'i var. Paris'i bitirdik mi? Hayır Paris Türkiye gezi korkusu Erdoğan. Gezi korkusu Trump'ın gezi bak, korkusu Paris korkusu. Bu gezi meselesi var ya sadece Erdoğan'da bir korku değil. Bu gezi bütün kapitalizmin ağır korkusu. İşte, gelmek yani, istediğim noktada buydu. Ağır korkusu olduğu için bu, olaya buradan bakmak lazım. Evet. Bence bugün kapitalizmin dizleri titremeye başladı. Yani Paris, aynen öyle. İklimi bozmaya başladı. Yani orada konjonktür dalgalanmaya başladı. Dikkat et. Birkaç gün önce gazetelere ve de televizyonlara yansıyan bir görüntü var. 12 Eylül'de bizim başımıza gelen genç, biz lise öğrencileriydik. Yüzlerimiz duvara çevrili, ellerimiz kelepçeli hallerimiz vardı. Aynı resmi ben bugün Paris Fransa'da sokaklarında gördüm. Liseli çocuklara, 700 öğrenci gözaltı liseli çocuklara yapıldığını gördüm. Buna hiçbir vicdan dayanmaz. Şimdi bu vicdanı kanırtmaktır. Bu insanları provoke etmektir. Anneleri, babaları, herkesi provoke eden bir tutumdur. Bu yanlıştır. Ama bunun neden yapıldığıyla ilgili ciddi şeylerim var, sorularım burada var. Burada bir fark var tabii. Yani işte Türkiye'de buna benzer olaylar oluyor ve korkutma gibi görünen şey. Yani bir tarafta ama Fransa'da olduğu zaman o anne baba işte, tersi olur. Orada evde durmaz yani. Gezi'de de öyle oldu. Gezi'de de öyle oldu. Terliklerimizden geliyoruz yani, dedi anneler. Anneler çıktı. Şimdi Gezi kimindi meselesine gelince Gezi kimsenin değildi. Kimsenin değildi. Bir, Gezi demokrasinindi. Kesinlikle bir provokasyon önce falan da değildi. Önce gün yazdım ben bunu. Gezi herkesin olmasının sebeplerinden bir tanesi o gençlere yapılan muameleydi. Bak şu anda. İşte orada anneler babalar çıktı. Bugün Kemal, şu anda çok enteresan bir şey yaşanıyor. Kemal şu anda Erdoğan'ın önünde bir fotoğraf var bu seçimler için. Evet. O fotoğrafın bir karesinde ülkücü işareti yapan, bozkurt işareti yapan çocuk var. Diğer karesinde Türkiye bayrağını taşıyan bir kız var. Bir karesinde de polisin saldırısından ikisini beraber kurtaran ya da üçü birbirini kurtaran kimseyi kurtaramış gibi almayayım. Biliyorum fotoğrafları, anlıyorum. Biliyorsun değil mi? HDP'li Kürt bir çocuk var. HDP bayrağıyla beraber. Şimdi ben diyorum ki Erdoğan'ın önünde böyle bir fotoğraf var. Ve diyor ki ben seçimlere giriyorum
ve bu fotoğraf önümde. Bu fotoğraf şunu söylüyor. Bütün partilerin, AKP ve MHP haricindeki bütün partilerin genel başkanları, genel sekreterleri, basınla halkla ilişkileri, şuysu, busu, il başkanları konuşmuş konuşmamış hiç önemli değil. Taban şunu söylüyor. Biz o fotoğrafta beraberdik. O mücadelede beraberdik. Bu seçimde de beraber olacağız. Erdoğan bu fotoğrafı görüyor ve diyor ki ben ne yapacağım? Burada yani her zamanki yöntemini kullanacaktır ki kullanıyor. Yani burada bir yanlışlık yok. Ben buna öyle bakmıyorum. Ben Türkiye üzerinden tartışmayı kestim artık. Türkiye üzerinden çünkü Türkiye'nin belli bir noktada diğer ülkeler için küçük bir demo olduğunu düşünüyorum. Küçük bir oyun alanı olduğunu düşünüyorum. Evet. Yani prova alanı olduğunu düşünüyorum. Bu prova alanını istediğini yaptırdığını yaptıramadığı zaman iktidar değiştirdiği evet. bir alan. Evet. Yani o açıdan bakınca ben daha rahat bir yerden gözlemliyorum. Ha bu tahlillerimi de onu da söyleyeyim ha. Yani son yapmaya başladım. Belki biraz daha böyle dışarıdan bakma özgürlüğünü elde edince, o sıcak ortamın içinden çıkıp dışarıdan bakınca daha iyi görüyorsun filmi. Bu filmin içinde önümüzdeki dönemde çok tane demokratik unsurların doğru işleyeceği bir dönem gelmiyor gözümün önüne. Onu çok öyle göremiyorum ne yazık ki. Yani emareler çok net ve sebepler de ortada. Nedir bu sebepler? İşte en son AİHM kararının AİHM kararına karşı hani biz yapacağımızı biliriz, buna karşı hamleyi alırız dedi ve karşı hamle alındı. Nedir? Hemen karar verildi ve şimdi orada söylenen ciddi bir suç unsuru esasında. Ben yapacağımı bilirim gibi bir şey bu. Yok, yapacağımı bilirim değildi de şeydi yani biz de karşı hamlemizi karşı yaparız. Hamlemizi bu yani, bu anlama gelir evet, yani cümle değişik ama tam da bu oldu gibi. Ama yani o Sırrı Süreyya'nın fotoğrafını girebilir miyiz? Hapse girerken ki Sırrı Süreyya. Şimdi ben burada aynı yere geleceğim. Şimdi Sırrı Süreyya'nın Selahattin'le beraber, Selahattin Başkan'la beraber yargılanmasının bence bir nedeni var. Yani neden nedeni var diyorum. Çünkü Abdullah Öcalan'la, hükümetle, Sırrı Süreyya, işte o görüşmeler, barış görüşmeleri falan. Burada Selahattin ve Abdullah Öcalan dışında bir sürü insan vardı. Sırrı. Burada sırrı da kilit çünkü. He? Sırrı da orada çünkü kilit. Yani. Kilit ama burada Sırrı'yı Selahattin'le aynı mahkemeye getirmesinin nedeni ve Selahattin'in başkanın bu duruşmada AİHM'in aldığı karara rağmen hapsedilmesinde ve sadece Sırrı'nın bu işin içinde olmasının bir nedenlerinden bir tanesi. Bana göre Sırrı şey diye gözüküyor. Gezi'nin başlangıcındaki vekil tam da, olarak gözüküyor. Tam da düşündüğüm şeye geldi. Düşündüğün şeye geldi. Çünkü Gezi sabahı yani o dozerlerin önüne çıkan. Yani Sırrı buradaki dozerlerin önüne çıkan. Tek adam olmasının nedeni durdururken değil. Değil tabii ki. Gezi'yi bunlar hepsi planlı. Tabii ki. Gezi'yi ateşleyen en önemli unsur Sırrı. O dozerin önüne çıkan tek evet. milletvekili ilk. Yani sonrasında CHP milletvekilleri de geldiler falan ama ilk Sırrı belki evi yakın olduğu için hadi öyle diyelim onun adına. Ama evet evi yakın oldu. öyle diyelim ama Sırrı bu işin takipçisiydi. Bu önemli bir şey gösterge. Bir, bak yani Gezi ile ilgili mevzu senin hani bir Gezi'den korkuyor dediğin mesele. Gezi'den değil Gezi ruhundan korkuyor. İşte, Gezi olayı bitti. Gezi başlangıçtı. Bence Gezi'nin ruhu da pek kalmadı. Yani kalmamasının nedenlerini de ayrıca bir gün tartışırız.
bunu zaman içinde çok güzel işlediler ve oluşturdular diye düşünüyorum. Şimdi burada sırrı, katılıyorum sana, seçilmiş bir kişilik. Kişilik tabii. Seçilmiş bir kişilik. Kaldı ki sırrının şu an mahkum olmuş olduğu sözler aslında milletvekiliyken söylemiş olduğu sözler. Yani dokunulmazlığının olduğu döneme ait olan sözler. Benim bildiğim kadarıyla. Evet. Ben öyle biliyorum. Demirtaş'ın da öyle. Şimdi asıl mesele de burada zaten. Dokunulmazlığın hüküm sürdüğü bir zamana ait. Geriye dönüp de siz dokunulmazlıkları kaldırıp bu insanları buradan yargıladığınız zaman bu doğru bir şey olmuyor. Yani, hayır ama Erdoğan dışında dokunulmaz yok ki. Ya bunu yani şimdi, bu sadece bana göre değil, Erdoğan'a göre bile bence dokunulabilir bir sürü, her an AKP milletvekili olabilir. Öyle AKP bir, milletvekilleri daha fazla dokunulabilir. Çünkü dokunmadan bir şeyler olabilir onlara. Evet. Yani üflemeyle de olabiliyor. Biliyorsun yani işte orada şimdi üflemeye tabii dayalı. Ben biraz rejiden özür diyerek karıştırarak gideceğim fotoğrafları. Tamam. Şimdi sıralamıştık ama karıştırarak gideceğim. Niye böyle izle gireceğim? Yani durup dururken mi böyle oluyoruz? Ya yani biz işte Fransa'da yarın ya da öbür gün şu bu olacak, işte başbakan değişebilir, şu kararı geri al diyen bir cumhurbaşkanı var. Eşim telefon açıyor. İki gün önce sarı yeleklerle beraber hareket edecek, bizde de evde bir sarı yelek var başka bir eylem için. Ama bizde niye böyle oluyor? Bunlar da böyle oluyor da bizde niye 700 öğrenci gözaltına alındığında burası ayağa kalkıyor da Türkiye susuyor. Önce bir Türkiye tablosunu verebilir miyiz ya? Çok iyi yaptın, verdin zaten. Şahaneydi ya. Sen bir şimdi ya, bak burada şimdi kitap okuma oranı %1. Türkiye'yi tanımlarsak işte bak böyle. Sanat etkinliklerine katılım %1. Gazete okuma oranı 1/3 hocam, sen ne konuşuyorsun? Müze dolaşma oranı 1/1 ya. Ben de okunduğumu zannediyordum da. Ya ben sen, gazeteciyim ya. Böbürlen oradan, tamam. Ha, olur. Ama TV izleme oranı %78. Ben de buradan böbürleniyorum. Çünkü ben televizyona çıkıyorum abiciğim. Bak televizyondayım şu an. Ben %78. Ya sen çıkar ben çıkar. Mesele o değil ki. Ben çıkıyorum. Bak %78'im var benim. Dizi izleme en oranı. En yüksek hangisi? Ya porno. Pornografi ile ilgi %80. %80. Oh şşş. Ya, yani halkın Türkiye kalkınıyor mu? Kalkıyor. Bir şey oluyor. Kalkıyor. Bak dini haberlere ilgi %78. Pornonun altında ama. Ama pornonun altında. Ama bunu dincilerin düşünmesi lazım. Halkın borçluluk oranına gelelim. He? Halkın borçluluk oranı. Hocam kaç? O da orada mı? %78.3. Halk borçlu. Borca bağımlı. Peki borçluk oranı? Yapmamışlar onu. He? Boşluk. Boşluk. Boşluk oranı. Boşluk yok ya. Safları sıklaştırmış. Safları sıklaştırmış. Ne için sıklaştırmış malum. Yani, şimdi tabii porno deyince aklıma şu geldi. Tabii. Hayır. Şimdi Türkiye tablosunu verdik ya. Hani neyin ne olduğuyla yani Fransa ile Türkiye hikayesini kıyaslayacaksan. Yani işte Türkiye tablosu aslında ele veriyor. İstersen Fransa'nın tablosunu da çıkartsaydın, karşılıklı baksaydık. Kitap okuma oranı. Ya çok üzülür o zaman. Çok geriliyorum ya. Çok üzülürüz ya, değil mi? Çok gazete üzülürüm. Okuma oranı binde mi yoksa %120 mi çıkıyor, onu görürdük. Gazete okuma oranını. Yani insanlar 1 değil 4 gazete okuyor. Tabii canım yani. Yani böyle şey. Neyse şey yani bu, tabii toplumumuzun geleceği bir aşama var. Bu aşamayı küçümsemeyelim. Mutlaka biz üremeye devam etmeliyiz. Üreyerek bir yere varmalıyız. Çocuk yapacağız. Tabii. En az sonra beş çocukların sonucu olacak. En az 5 çocuk. Nasıl 5 çocuk? Tabii üreyeceğiz ki. Beyiş parmak. Bu aslında bir tanesi kısılmıştı ama. Niye? İşte böyle oldu da sonra arada bir böyle oluyor. Büyülü çocuk da böyle şey, çocuk da böyle oluyor. Şey de böyle oluyor Rabia. Neyse. Yani, ya Rabia'yı boş ver şimdi. Ben o 5 çocuk
karikatürüne gitmek istiyorum birden. Dedim ya sırayı değiştirdik ya. Boş. Ya böyle komik bir sıra, şey. Ha. Geldi bak. Şimdi al sana 5 çocuk. İşte buyur. 893 bin çocuk çalışıyor. Ben en kötüsüne 660 bin çocuk cinsel taciz ve tecavüze uğradı. 2206 çocuk mahkum. 181 bin çocuk gelin hocam. 55 bin çocuk işçi yaşamını yitirdi. Tabii burada insanın 5 parmağı olduğu için bu kadarını verebiliyoruz. Diğer elinin 5 parmağında 2000'e yakın tutuklu çocuk var. İşte bunlar 2200 çocuk mahkum. Hayır, mahkum ayrı. Onlar suç işledikleri için 18 yaşın altındaki çocuklar. Ama bir de annesi bu babasıyla. Annesi babası dolayısıyla evet. Hiçbir suçu yok yani. Hiçbir suçu yok. Yani onunla emzirmede bazı anne karnında olup da orada doğuranlar var yani. Ay içimi ve, bugün şey etti yani. Yani vallahi yani içim katıldı ya. Bu ne güzel Fransa'yı konuşuyorduk, Türkiye'yi konuşmuyorduk. Gene ama ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ya. Kemal. Fransa'yı konuşunca yani, daha atlamayacağız. Ayça'yı bilmem de Hilal de. Hilal sana söylüyorum bak. Kıskanma. Seni seviyorum canım benim. Bana mı diyorsun? Evet. Ne, bu gece bir şey olacak galiba. Bence de. Neyse. Bak şimdi. Bunun ne olduğunu biliyor musun? Ne o? Bu, seni seviyorum canım benim. Ha biliyorum ya. Aa tamam, ben gönderdiydim onu sana. Şahane. Evet, sen ya. Bana gönderdin. Ya çok güzel o eski ya. Eski Sovyetler Birliği'nin açılımı. E ama şimdi SSCB. Nereden bilsin abi? Seni seviyorum canım benim. Versene onu ya. Onun fotoğrafı versene ya, görsene. Harika. İşte soru sormuş öğretmen şeyde, lisede soruyor bunu. SSCB'nin açılımını yazınız diye. Şimdi büyük bir olasılıkla tabii buna cevap veren çocuk SSCB yıkıldıktan sonraki bir soru olduğu için ya nereden bilsin SSCB'yi ya? Bilmiyor. Madem bu soruya SSCB sorusuna geldik, bilmeyen çocuklara bu soruları soruyorlar. Akılları karışıyor. Öbür soruyu bir soracağım. Öbür soruyu soracağım. Okuyacağım. Allah'ım ya. Sevgili Ali Nesin, canım abim. Eğer beni izliyorsan ya da ileride izlersen, abi gözünü sıyırdım, bunun cevabını sen ver. Yoksa bu çocuğun verdiği cevap çok doğrudur. Vallahi bence doğru. Önce soruyu okuyorum sevgili abicim Ali. Evet. İbrahim herhangi iki rakam silinip katan iki kalan iki rakam için sağa doğru aynı sırada yazıldığında iki basamaklı ve iki de tam iki ile tam bölünebilen bir sayı belirten dört basamaklı doğal sayıların her birini bir karta yazıyor. Daha sonra bu kartların tümünü bir torbaya atıyor ve kardeşine bu torbadan rastgele bir kart çıkıyor. Kardeş sensin. Evet, çekiliyor. Buna göre İbrahim'in kardeşinin torbadan çektiği karttaki dört basamaklı doğal sayının tüm rakamlarının aynı olma olasılığı kaçtır? Cevaplar. A. 1.28. Ama en güzeli bak yazıyor orada. Allah belanı versin İbrahim. Şimdi büyük bir olasılık. Öbür şıkları okumama izin vermedi. Vermedim çünkü görünüyor orada. Görünüyor orada. Avaz avaz bağırıyor. Şimdi Allah büyük bir olasılıkla bu bu Allah belasını veren yazanlığın kardeşi hakikaten İbrahim. Bir büyük bir olasılıkla da kendisinden iki yaş büyük. Muhtemelen. Şimdi biz ekonomiyi çözeceğiz. Ekonomi? Allah belanı versin İbrahim. Ekonomi bizim işimiz. Ekonomi bizim işimiz. Ekonomi bizim işimiz. Şimdi ekonomi hızla çıkıyor biliyorsun. Yani ekonomimiz hızla düzeldi. Bizim ekonomimiz bu ay... Neyiniz? Ekonomi. Bizim ekonomimiz bu ay enflasyonda düşüş yaşadı. Fiyatlar artarken düşüş yaşayan tek ekonomi bizim. Tıpkı ben bunu şu merdiven resmi var ya, versene şu merdiven resmini. Ben merdivenden önce bir dur, şey... O ekonomimizin durumu bu ama yani. Tam böyle çıkıyoruz... Daha çıkış çıkamıyoruz. bak aynı. çıkıyoruz çıkış ama. Çıkış yok. Çıkış yok. Daha fazla bak öbür taraftan var. Öbür tarafa bir geçebilsek biz. Ya biz gene Osmanlı'dan beter yapacağız da çıkış yok.
çıkış yok. No way out. Oraya geliyoruz, geri dönüyoruz tekrar. İşte yani oradan bir atlayabilsek eşiğimiz öbür tarafa, oradan bir daha yukarıya çıkıyoruz. Hiç, bir daha. Ama şimdi çıkamıyoruz. Neden çıkamıyoruz? Sen şimdi Viyana'dan geliyorsun değil mi? Viyana'dan geldim, kuşattım orayı. Kuşattın. Ya. Hallettim orayı. Nasıl ama? He? Şimdi ekonomimiz bu kadar iyi. Senin gibi söyleyemiyorum ben ya. Neye ve ekonomi? Ekonomi. 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 Ekonomi çok önemli. Ekonomisiz olmaz. Şimdi tabii başka bir şey var. Ekonomimiz o kadar iyi ki daha iyi olsun diye işte o merdiven tıkalı ya, çıkamıyoruz. Düşüşe geçmemiz lazım. Orada siverek. Ne verek? Siverek. He. Severek, siverek. Siverek'te ne var? Urfa Siverek, Sanayi Odası, Ticaret Odası. He. Noter kanalıyla, o noter kanallı fotoğrafı gönderelim. Aha, bunu diyorsun. Of. Evet. Of, of. Buyur. Ticaret odasının çalışanları, ticaret odasının parası yetmiyor. Yani orada çalışan demeyeyim, oranın üyeleri, sanayicileri, Urfa'nın, Siverek'in sanayicilerin parası sanayicileri yetmiyor. Sanayicileri değil, ticaretçileri. Ticaretçilerin, pardon. Parası yetmiyor ki orada çalışanların ücretini yukarıdan asgari ücrete düşürülmesi için noter kanalıyla kağıt gönderiyor. Bir daha söyleyeyim, ekonomi. Ekonomi tıkırında. Tıkırında. Ekonomi son derece tıkırında. Evet. Ya ekonomi. Birecik tıkırında. Noter vekili imzalamış bunu, isim vermeyeyim. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Nasıl oluyor tabii ya, bir takım insanlar bunlara bilgiler veriyorlar falan filan. Yani hı hı. Ben diyor ekonomide vereceğim diyor. Ben diyor size resepsiyonda vereceğim diyor. Tabii sadece Erdoğan'a değil. Erdoğan'ın eşi de var ya. İşte de birileri bilgi veriyor. Hı hı. Nasıl veriyor işte? Nasıl veriyor? Ben ya şu şeyi diyorsun. Anladım geleceğin yeri. Buyur. Ya işte şöyle bir uluslararası resepsiyona gideceksiniz efendim. Şöyle hareket edeceksiniz, böyle hareket edeceksiniz. Bunlar çünkü ya ben de olsam orada bana da bu bilgi verilecek çünkü bilmiyorum. Tabii. Ben lava luga girerim ya birader. Şuraya geçsene bir tane. Ha, olmuyor. O yüzden Emin Erdoğan'ın da bu işlerle ilgilenen bir görevlisi var. Tabii. Bu da gayet doğal. Bunu da küçümsemiyorum. Olması da gerekiyor zaten yani. Büyük bir olasılık. Hanımefendinin 195 yaşındaki bilgilendirilmesi ve yani konuyla ilgili mutlaka önceden briefing alması gerekiyor yani. Başka türlü olmaz. Hı-hı. Şimdi bunun da eğitimi varmış herhalde ki. Var. Var değil mi? Var. Ne? Bir danışman danışmanlık bürosu kendisine. Yani normali de bu zaten. Yani Cumhurbaşkanı'nın eşinin mutlaka bir danışmanı olması lazım. O danışman onun nereye gidiyorsa, ne yapıyorsa, hangi konular hakkında. Evet, Semra Özal'ın vardı. Herkesin var abicim. Yani yeni bir şey değil bu. Yani bununla ilgili. Sayın Ekselansları diye karşılıyorlar. Tabii, tabii, çünkü bilgilendirme yapmak zorunda. Ya, aksi halde bizim hanımefendimiz yanlış yollara sapabilir, yanlış şeyler yapabilir. Bunu önüne almak için bir danışmana ihtiyacı var. Sayın hanımefendiye de bir danışman atamışlar. Danışmanın adını da söyleyelim. Buyur gir kartı, ben söylemeyeyim. Lütfen kartı girer misin? Sümeyra Merve Kılınç. Evet. Evet. Sümeyra Hanım'ın görevinden dolayı tebrik ediyoruz. Umarım görevini başarıyla yapar ama evet. O aşağıdaki meslek, o meslek hanımefendi danışmanı. Evet. Şimdi tabii sen bu şimdi diyecekler ki biz antifeministiz işte. Aynen. İki tane erkek konuşuyoruz hanımefendi. Yok yok, o anlamda söylemem. Sen adabı bilmiyorsun. Şimdi devlet erkanında başbakan olsun, büyükelçi olsun, ondan sonra yani devlet erkanında üst rütbede bulunan kişilerin eşlerine hanımefendi denir. Hayır. Hanımefendi denir. Hayır. Hanımefendi denir. Siz bunu bilmiyorsunuz. Bak şimdi kapışırız.
kapışırız. Cumhurbaşkanlığı, ben bunu Semra Özal olayından öğrendim bir gazeteci olarak. Cumhurbaşkanı eşi olduğu zaman aynen Cumhurbaşkanı gibi karşılanma konumu şu. Sayın Ekselansları hoş geldiniz. Hanımefendi falan değil. Hanımefendi büyükelçilerin eşlerine deniyor bildiğim kadarıyla. Olabilir. Dış işlerinde kullanılan bir şey ama burada da kullanılabilir. Bunda bir sakınca görmüyorum ben. Ben sizin gibi bakmıyorum meseleye. Buradaki ne deseydi yani ekselanslarının danışmanı mı size göre? Yani kartvizitteki titr bu mu olmalıydı? Ne bileyim mi? O zaman konuşma bilmediğin şeyler hakkında. Konuşuyorsun? Burada açılımı yapılmış. Kart belli. Hamili kart belli yani. Hamili kart danışmanı. Evet yani. Hanımefendi. Yani bunun tartışılacak bir yanı yok. Kaç para aldığının kimse için önemi yok. Çünkü bu ülkede bir danışmana ihtiyaç varsa o danışman da çok uzaklarda aranmamalı. Bunda da o da bir danışman var uzakta. Yok uzakta değil yakında. Ama neyse yani işte en yakınımızdakinde danışmanlık bulabiliyorsak alabiliriz. Nerede buluyorsak orada alırız. Var mı bir diyeceğiniz? Size mi soracağız yani? Allah Allah ya. Ben de seninle niye? Danışmanı da sizden mi öğreneceğiz kim olduğunu? Neyse ben bu konulara çok şey etmek istemiyorum. Girmek istemiyorum. Beni çok bu dünyevi işler yordu. Ben artık öbür dünyaya dair şeyler düşünüyorum. Bak şeyimiz Diyanet İşleri Başkanımız ne dedi? Allah dedi, Kur'an okumayan çocuk şeytanla beraberdir dedi. Ya. Şeytanla beraber. Neyse ben büyük olarak yırttım. Ben de yırttım. Artı ben Kur'an okumuş bir adamım. Ben de Kur'an okumuş biriyim yani. Onun için yani ben de yırttım. Hem de 4-5 ama, değişik. Ama yani sence hala anayasasında laiklik ilkesini koruyan, yani 3. maddeydi galiba hatırladığım kadarıyla. Hala 3. maddesi duran bir ülkede Diyanet İşleri Başkanı bu sözü söylediğinde sence suç işlemiş olur mu? Hayır şimdi bu... Yani bu ayrımcılık hayır, değil mi? Hayır tartışma başka bir yerden başlıyor. Ülkesinde başlıyor? Diyanet İşleri olan bir ülke yani şeyinde ne memuriyetinde mi diyeyim ne o? Yani Diyanet İşleri olan bir yerin bir ülkenin zaten layık olma şansı yok. Bilmiyorum bunu tartışmıyorum. Diyanet İşleri devlete bilmiyorum. Bağlıysa zaten evet. Din işlerinden devlet işlerini ayırmamışsın demektir. Bravo bu güzeldi. İyi yerden yakaladın. Fakat sonun sonunda şeytanla yani beraber... din işlerinden devlet işlerini ayırmadığın bir yerin başkanı bu lafı söyleyebilir o zaman. Söyleyebilir tabii tamam, yani. Katılıyor. O en büyük... O zaman dini bağlamda baktığımızda da ben Yunus'a geçerim buradan. İlim, ilim bilmektir. İlim, kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsin. Bu nice okumaktır derim. Yani Kur'an okumaktan söz ediyorsak. Şimdi burada hani, şeytanla beraberdir şeytanla deyince... beraberdir. Her Kur'an okuyan, Kur'an'ı tam anlamıyla anlamış ve de layıkıyla yerine getiriyor anlamı taşımaz. Ya Kur'an okumakla... Kur'an'ı içselleştirmek. Kemal ben bir yazı yazmıştım çocuklar. Bu ayrı bir şey. Yani, 18 yaşından önce Kur'an okumamalı diye. Evet. Ama bu Diyanet İşleri Başkanı'nın açıklamasından sonra bir tweet okudum ve çok doğru. Bu tweete göre o zaman tecavüze uğrayan ya da tacize uğrayan çocukların hiçbir suçu yok mu? Ya da Kur'an okumayan her çocuk şeytanla beraberse böyle bir şeyi kendimi talep ediyor acaba diye bir böyle evet. Enteresan bir konuya girdin. Neyse oradan çabuk çıkalım bence. Evet çıkalım ama yani. Çıkalım ben o konulardan ama hiç burada az etmiyorum. Hepsi... O zaman sinirlenmeye başlıyorum. Tepem atıyor. Dağılıyorum. Oraya girmeyelim. Hakikaten girmeyelim. Daha güzel konular var. Mesela neydi bir konumuz vardı. Şahane bir konu. Urumeli Hisarı. Oturmuşum bir tüt. Rumeli Hisarı'nı en sona konuşalım. Öyle mi? Ondan önce şey var ya bu. Ne var? Biz bir bina var. Şu güzel bina ya. Tabii ya. Bina üstüne bina. O fotoğrafı koyar mısın ya? Bina üstüne bina. Ay, aslında. Ya şimdi ya. Biz deprem bilmem ne işte. Ne evleri yapıyoruz biz şimdi? Evleri neye göre yıkıyoruz? Biz neye göre yıkıyoruz ya?
Hani işte senin evin yıkılabilir diye evleri yıkıp tekrar yapıyoruz ya. Onun bir adı var ya. Ha, geri dönüşüm. Değil ya. Neydi o? Ne o? Aman anladım da. O benden beter, ben ondan beter. Aman. Işte. Şimdi bu geri düşüşüm evleri. Yalnız yani ben yine de bu binada müthiş bir estetik buluyorum ya. Ya tamamlandığında çok güzel olacak kesin. Yani boyandığında mı bu tamamlanmış bu tamamlanmamış. Boyanmamış ya. Ya daha kapısı penceresi ıvırı kıvırı takılmamış, tamam mı? Şimdi bütün bunlar takıldığında o aradaki kayıt direkleri var ya, o kayıt direklerini yani öylesine güzel boyayacaksın ki gökyüzü mavisiyle. Değişik renkte olacak. Hayır, gökyüzü ya. Mavisiyle boyadığında sanki binanın üstünde bina havada duruyormuş gibi. Havada duruyor. Şahane bir görüntü yapabilirsin buradan. Bak mimarideki son nokta. Müthiş. Tabii ya. O zaman o maviyle gökyüzü mavi birleşince depremde de hiçbir şey olmaz. Olmaz tabii ki canım. Tabii. O kendisinin gökyüzü asılı kalır. Asılı kalacak tabii ki yani. Şimdi bu evin sen musluğunu gördün mü? Bu gördüm. Eve musluk yapmışlar. Ya, o musluğu koysana bu eve yapmışlar. Yürü ya. Koymayacak mı o musluğu? Çavuş. Gözünü seveyim. Arıyorum. Ya bak. Ay ben sen onu ararken aklıma şey geldi. Binali Bey geçen gün gene köprüde birini kurtardı biliyor musun? Yani tam ya, intihar etmek üzereyken. Evet ya. Neden? Tam böyle seçim öncesinde bunlar birilerini kurtarıyorlar köprüde. Ama hep Binali Bey kurtarıyor. Binali Bey de kurtarıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız da kurtarıyor. Ben de diyorum, Binali Bey bu sefer üçüncü kez kurtardı galiba. Ben de diyorum ki Binali Bey'i İstanbul'a koyalım ki orada intiharları önlesin. Yani ki herhalde İstanbul Belediye Başkanı. Ya da CHP bile alsa intiharlardan kurtarma müdürü. Tim kurabilir yani orada. S-Tim. Ama anında kurtarıyor gördün değil mi? Kaç canı tamam. Kurtardı ya ne güzel bir şey. İ-Tim. Bununla ama övünmek lazım. Yani böyle bir iyi yürekli bir insanımız var. Ne mutlu ki şu an Türkiye Büyük Millet Meclisimizin başkanı. Ben tabii onu İstanbul'da görmeyi çok isterim. Neden? Çünkü ne kadar az can. Şimdi ben size bir şey söyleyeyim. Burada kafam karıştı benim. Niye? Binali Bey bir yere aday olunca intiharlar çoğalıyor da Binali Bey'i kurtarmak zorunda mı kalıyor? Yok daha intiharlar yani o aday olmadan önce intiharlar çoğalıyor. O kurtarıyor. O zaman aday kurtarıyor sonra aday yapıyorlar. Tabii mecburen yani. Çünkü intihar kurtar diye. Tabii yani şimdi canı kurtardı ya. Can kurtardı. Can kurtardı. Ha, bu arada can dedim de. Ben can oyununu biliyorsun. Şimdi Frankfurt'ta oynayacağım. Frankfurt'ta oynayacaksın evet. 22 Aralık'ta. 22 Aralık'ta. Buradan da seyircilere duyuru yapalım. Frankfurtlu seyircilerimiz can ilk defa gelecek şeye Frankfurt'a. Biliyorsunuz bu oyun defalarca Türkiye'de yasaklandı, oynatılmamaya çalışıldı falan. Nihayet Frankfurtlu seyirciyle 22 Aralık'ta DAS International Theater'da buluşacağız. Ne güzel reklam yaptım. Öf. Ben sonra kapış. Tamam onu hallederiz. Aramızda. O musluğu bulabildin mi? Musluğu istiyoruz. Ha. Şimdi bu gökkuşağından yükselen binanın musluğunu böyle bence yaptı. Burada şöyle bir hata olmuş. Çünkü orada da musluk aktığını bilmiyor. Yok bence şurada şöyle bir hata olmuş. Lavabo çekmiş. Su sıcakmış. Yok su o kadar çok su vermişler ki lavaboya lavabo çekmiş. Lavabo büyür su verince. Bence sıcakmış sıcaktan çekmiş. Olabilir. Çekmiş. Böyle vak diye alıyoruz lavabo ya. Lavabo çekmiş. Yoksa yani çeşme durduğu yerde duruyor yani. Önce çeşmeyi yapmışlar. Tamam aynen öyle. Sonra sokakta lavaboya bulmuşlar koymuşlar. İşte sonra da lavaboda çekmiş yani yapacak. Üst katın altına bu binayı yapmışlar falan filan derken. Bu mimarimizin. Savaşsız bitirmeyelim değil mi programı? Evet bitirmeyelim ya. Çok var mı onu da bilmiyorum zaten. Zaman da çok daraldı aslında ama var birkaç dakikamız daha var. Var. Arada var. Yiyoruz biz
Sağ olsun arkadaşlar bizi idare ediyorlar. diye 3-5 dakika çalıyoruz. Ya şimdi burayı sana bırakıyorum çünkü sen bunun bu tabii burada tiyatroda yaptığın için tarihini iyi biliyorsun. Canım acıyor yani bu fotoğrafı her gördüğümde ama ne konuşalım. O fotoğrafı önce fotoğraf verelim ha. Ya. Şimdi burası Rumeli Hisarı biliyorsunuz. Rumeli Hisarı'nın burası eskiden bir sahneydi. Sanırım Muhsin Ertuğrul döneminde yapılmış sahne. Ben şimdi ona geleceğim. Ben bunu önceden bir tarihi bir sahne zannettim. Değilmiş. Yok, sen değil. Söyledin. Rumeli Hisarı biliyorsun. Muhsin Ertuğrul dönemi de tarihi sayılır yani. Sonra sayılır tabii çünkü şimdi yani düşünsenize 50 yıldır orada tiyatro yapılıyor. Yani öyle bir mekandan bahsediyoruz. Evet, burada bir tane o minarenin hani baca gibi böyle yarım kalmış böyle tuğlaları duran bir şey vardı. Baca vardı. Sadece o duruyordu. Onun dışında başka bir şey yoktu. Burası enteresan ve çok güzel bir mekandı. Ha, Rumeli Hisarı'nın çok eski hikayesine gelirsek burasını biliyorsunuz. Fatih Sultan Mehmet yaptırmış. Burası aslında Boğazkesen dedikleri yani Boğaz onun adıyla Kesen. Boğazkesen. Boğaz'ın en dar bölgesi ki Anadolu Hisarı ile birlikte birleştiğinde İstanbul'un fethinde çok önemli rol oynamış iki kaledir bunlar. Onun için yapılmış zaten İstanbul'a yani Bizans'a gelecek olan lojistik desteği kesmek için. Şimdi bu şey mescit, minareli mescit o dönem kalenin içine yapılmış bir mescit. Fakat sonrasında tabii kale işlevini bitirdikten sonra sadece orada askeri miktarda asker bırakılmış. İşte toplar bırakılmış ki hani Boğaz'ın giriş çıkışlarını kontrol altında tutmak için. Osmanlı'nın bitimiyle birlikte de sonrasında Cumhuriyet dönemiyle birlikte zaten orada çoktan ta Osmanlı döneminde bu mescit yok olmuş. Ta Osmanlı döneminde yok. Yani çünkü mescide ihtiyaç kalmamış orada. Düşünün ki yaklaşık 150-200 yıldır olmayan bir mescit orada yok olmuş. Orası bir zaman sonra sahne haline dönüştürülmüş. Ve burada çok önemli tiyatro oyunlarına beşiklik etmiş. Çok önemli konserlere beşiklik etmiş. İstanbullular için inanılmaz önemli, görkemli mekanlardan bir tanesi olmuş. Bir alandan bahsediyoruz. Az da insan almıyor yani. İşte 1000-1500 kişi arasında değişir. Çünkü orası bir yamaçtır. O yamaca doğru insanlar sıralandığında ille de koltukta oturmaları gerekmiyor. Öte türlü baktığında 2000-2500 kişiyi alabilecek bir alandan bahsediyoruz. Burçlarla birlikte. Ben orada salkım söğüt şeklinde insanların oturduğu oyunlarda da oynadım, görev de aldım ve orada o oyunları seyretmişliğim de oldu. Ne yazık ki bundan 4-5 yıl önce burası aslına uygun şekilde dönüştürülmeli diyerek bu mescit oraya kondu. Bu mescit yapıldı ve o sahne oradan yok edilmiş oldu. Ve İstanbulluların mescit işe yarıyor mu acaba? Ya bir işe yaradığını zannetmiyorum. Kimsenin de böyle bir mescit ihtiyacı yok o kalenin içinde. Çünkü hemen yanında yöresinde 3 tane yani 150-200 metre arayla camiler var. Gidip insanlar orada da namaz ihtiyaçlarını, ibadet ihtiyaçlarını giderebilirler. Amaç sanki bana burada şey gibi geliyor. Böylesine kökleşmiş bir kültür alanının yok edilmesi. Bu yeni bir şey değil. İstanbul'un birçok yerinde birçok kültür alanı göz göre göre yok edildi aslında. Bu 10-15 yıllık süreç içinde dönüp bakıldığında Atatürk Kültür Merkezi, Taksim sahnesi, Muammer Karaca sahnesi, emek... Ya ben Çelik Gülersoy'un yaptıklarını anımsayıp da ondan sonra Bu hükümetlerin ve bana İstanbul'a ihanet gibi geliyor. Yani evet. İstanbul'un sahnenin tam ortasında bir mescide ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum. İstanbul'un böylesine çok önemli bir kültürel alanı yok edildi. Hayır ama Çelikliler Soy'u bilerek söyledim çünkü Çelikliler Soy o tarihi değerlerin hiçbir şeyini rencide etmeden onları restore çok güzel ederek dönüştürdü, evet. Dönüştürerek
çok güzel bir noktaya getirmişti. Maalesef şu... Şimdi biz onları, yani biz derken... Yani son İstanbul'a baktığımızda çok ağır şeyler yaşıyor İstanbul. Yani sadece bununla değil, mimarisiyle, İstanbul'un görüntüsüyle, İstanbul'un betona dönüşmesiyle, İstanbul'un tüm kültürel mirasının varlıklarının hızla talan edilmesiyle, yok edilmesiyle ilgili ciddi bir problem yaşıyor. Bu bugünün sorunu, bugünden yarına çözülebilecek bir sorun da değil aslında. Yani neresinden zararını dönersen kârdır diye bakabileceğimiz bir dönemdeyiz. Bunun için de İstanbul'un artık yani İstanbul'un nesine ihtiyacı olduğuna ciddi şekilde karar vermesi gerekiyor. Ama gerçek anlamdaki İstanbulluyla işte İstanbul'a göç etmiş insanlar, yani sonradan göç etmiş insanlar arasında ciddi kültürel farklılıklar oluştuğu için de bugün İstanbul'un ihtiyacının değişik noktalarda, değişik şekillerde tezahür ettiği bir gerçek. Onun için de İstanbul'u yeniden kazanmak sanki kolay bir iş değilmiş gibi geliyor. Ya öyle bir cümle kurdun ki aynen o hani test sorusu var ya, o benim de anlayamadığım, senin de anladığını zannetmediğim. Hı. Ama bir cevabını anladığımız, Allah belanı versin İbrahim. Aynen öyle. Ya öyle bir şey anlattın ki hakikaten Allah gelelim. Belanı versin Kemal. Verme. Ya vermesin, vermesin. Allah. Vermesin. Birden bir tek başına olsa versin de. Yani işte ya işte ne yapacaksın? Yerecek kadar ben zaten seninle program yapıyorum. Daha ne yapacak? daha ne vereceksin? Şimdi bunlardan kurtuluş yolu var esasında. Son olarak o fotoğrafı verelim ve sanıyorum programın sonuna geldik. Evet. Geldik mi gelmedik mi bilmiyorum. Gelmişiz diye herhalde. Geldik. Biraz açtık galiba zamanında. Olabilir. Biraz açtık. Olsun. Şimdi bütün bunları bizi hepsinden kurtaracak bir dernek var esasında. Aa, biliyorum. Ben de zaten dünyevi işleri bırakalım diyorum seninle. Yani bir şu derneğe girsek birlikte. Ama dünyada bak, olacak bu, dünyevi işleri bırakamayız. Ama yani dünyada huzura kavuşmaktan söz ediyorum. Evet öbür tarafı. Yani biz bırak. Şimdi bugüne kadar hep yanlış derneklerin içinde yer aldık diye düşünüyorum. Şimdi ben bu derneği çok merak ediyorum. Vereceğiz yani fotoğrafı ve fotoğraftan sonra da konuşmayacağız. Üye olalım. Üye olalım. Var mısın üye olmaya? Gidersen varım. Nereye? Oraya. İstanbul'a. Cennete, İstanbul'a. Evet, o fotoğrafı verelim. Bir programın daha sonuna geldi. Bak ne güzel. Dünyada cenneti yaşayanlar derneği. Ne mutlu onlara. Ne güzel. Hakikaten ne ya. Güzel. Ne mutlu. Bravo. Ne mutlu ki biz de inşallah bir gün o günleri görürüz. Dünyada cenneti yaşarız. Ahmetciğim, bitirdik galiba. Bitirdik galiba. Bana öyle geliyor be. Teşekkür ederiz sayın izleyiciler. Biz haftaya gene buradayız. Bakalım Ahmet burada mı bilmiyorum ama. Geleceğim. Seni bırak. Sen de iyileş. İyileşirim. Size görüşmek üzere.